Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın üzerine olsun. Rabbimiz şu toplanmış olduğumuz gecemizi mübarek eylesin. Amin. Ve Rabbim burada var olan sükunetle dinleyen şu güzel güzide cemaate Rabbim merhamet eylesin. Rabbim bizlere ve geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Şu yapmış olduğumuz amel Rabbimizin belki de rahmetini çekecek. Hangimizin cenneti nasıl kazanacağımızı, hangi amelle cennete dahil olacağımızı bilemeyiz. Belki de şu yapmış olduğumuz şu anki bu amel Rabbimiz katında makbul ve Rabbimizi razı edecek bir ameldir. Öyle umuyoruz, öyle ümit ediyoruz. Hiçbir amelinizi küçümsemeyin. Uhud Savaşı'nda akşama kadar kılıç sallayan Hazreti Talha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir geri çekilmede bir taşın üzerine çıkmak istiyor, çıkamıyor. Hazreti Talha geliyor Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına, ya Resulallah diyor, omuzuma bas ve çık diyor. O mübarek insan ayağına basıp, ayağını omuzuna koyup da çıktığında dönüp Talha'ya diyor ki, Hazreti Talha'ya, وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ Ona diyor cennet vacip oldu. Küçük amel dersin Allah'ın katında büyüktür. Bugün inşallah abimize destek amacıyla, yanında olma amacıyla geldik değil mi? Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Kim diyor bir müminin dünyadayken sıkıntısını giderirse, kıyamet gününde de Allah onun sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderecektir. Değerli Müslümanlar, ahirette bir Müslümanın benim ya da senin ne sıkıntısı olur biliyorsunuz değil mi? O gün herkesin sıkıntısı başından aşkındır diyor ayet-i kerimede. İnşallah bu akşam bu müjdeye dahil olacağız ve bu müjdeyle inşallah evlerimize gidip Rabbimize kulluğumuza devam edeceğiz ve yeniden başlayacağız. Çünkü bu akşam Rabbimizin Rahman ve Rahim olan ismine çok muhtaç olduğumuzu söyleyeceğiz. Dönüp diyoruz ki ya Rabbi sen bizlere merhamet eyle, sen bizlere acı ya Rabbi. Şöyle dönüp baktığımızda da elhamdülillah ki Rabbimiz bizi rahmet defterinden silip atmamış. Hala dilimiz Allah'ı zikrediyor. Hala zikredenlerle birlikte oturuyoruz ve şu güzide cemaatin içerisine geliyoruz. Bir bakıyorsunuz ki Rahman ve Rahim olan Allah bizi dert duvarlarının içerisinde bırakmıyor ve bizi oradan çekip alıyor. Akşam olduğunda hata üzerine hata yapıyoruz. Kara kara işler yapıyoruz, karalanıyoruz. Ama Rabbimiz sabah olduğunda önümüze bembeyaz sayfalar açıyor. Sen tükendim dediğinde, kimse elinden tutmadığında Rabbim sana diyor ki ibadî, kulum diyor. Böyle bir Rahman olan Allah'ın şu anda o mübarek, o kutlu rahmetini gerçekten canı gönülden istiyor ve talep ediyoruz. Ve inşallah buraya Rabbim o rahmeti nazil edecektir. Bakın değerli Müslümanlar, Allah kulunu hiçbir zaman kötü yerlerde bırakmak istemiyor. Allah kulunu hiçbir zaman daraltıda bırakmak istemiyor, sıkıntıda bırakmak istemiyor. Dün abimizle sabah namazı üzerine muhabbet ediyoruz. Diyor ki bu kadar diyor nimetler içerisindeyken sabah namazına gelemiyoruz. Korkuyorum bir gün bir bela gelir, o bela bizi oraya götürür diyor, o sabah namazına kaldırtırır diyor. Ondan korkuyorum. Akşam oluyor, Ataullah İskender'in rahimahullah'ın bir sözüyle karşılaşıyorum. Lütuf ve diyor nimetlerle Allah'ın kapısına yönelmezsen Allah seni diyor imtihan zincirleriyle yanına çeker diyor. Ya sen nimetler içerisindeyken Allah'a kul olacaksın, şükredeceksin, onun kapısında duracaksın. Şayet bu nimetler içerisinde gaflete daldığında ya Rabbi sen ne kadar rahimsin, ne kadar rahmansın. Kulunu var ya tutuyor bırakmıyor. Senin dostun seni bırakır, arkadaşın seni bırakır, kocan, eşin seni bırakır, hanımın seni bırakır. Ama Rabbimiz
imtihan zincirleriyle takıyor böyle sana, seni kendine doğru çekiyor. Kulum diyor, ben sana bela verdim, bana gel diyor. Bugün bir tanesinden istiyoruz, diyor ki ben diyor Allah ile aramı açtım artık ya diyor. Halbuki imtihanda olduğunu bilse kurtulacaktı. Bilirse kurtulur. Böyle Rahman ve Rahim olan Allah var değerli Müslümanlar. Ve çok güzel bir şey söyledi abi. Dedi ki, meğer ki o sabah namazı bir mayaymış dedi. O sabah namazına geldiğimiz anda demek ki dedi, bütün o namaza geldikten sonra sabah namazına sürekli devam etmeye başladık. Maya görevi gördü o diyor. Değerli Müslümanlar, kıldığın teheccüd namazı, cemaatle kıldığın sabah namazı, okuduğun Kur'an-ı Kerim, okuduğun kitap, Allah'ı her gün zikretmen, Esma-ül Hüsna'sını zikretmen, anman, Allah'ın izniyle diğer amellerin için mayadır ama. Maya, seni böyle zinde tutacak, böyle donuk, katı bir şekilde durduracak olan maya görevi görür. Ama imtihan zincirleri boynumuza takılmadan Allah'a kul olmaya doğru gitmemiz lazım. Bugün Allah'ın Tevvab, Gafur, Gaffar, Afuv isimlerine muhtacız. Kirleniyoruz. Akşam olduğunda üzerimiz bembeyaz elbiseyle sabah çıkıyoruz. Akşam geldiğinde üzerimiz simsiyah oluyor. Ne kadar Allah'a muhtaç olduğumuzu o an anlıyoruz. İnsan şöyle başını yastığa koyduğunda vicdanı ölmediyse vicdanı Allah diyor. Kalk diyor, yanlış yoldasın diyor. Dön Allah'a diyor. O anda Allah'ın Tevvab ismine muhtaç olduğumuzu, tevbeleri çokça kabul ettiğini Rabbimizin o anda anlıyoruz. Yahu değerli Müslümanlar, sabah kalkıyorsunuz, şöyle bir boy aynasından kendinize baksanıza. Boy aynasından kendinize şöyle bir kollarınızı açın, bakın. Doğumunuzdan şu anki halinize kadar sizi başı boş bırakmayan bir Rabbimize iman ediyoruz. Hiç boş bırakmamış. Allah aşkına ellerinize bir bakın, kollarınıza, bacaklarınıza, yüzünüze, kafanıza bir bakın. Doğumunuzdan itibaren bunları geliştiren Allah belli bir yere geldikten sonra durdurmuş gelişmeyi. Ya ellerimiz upuzun olsa, ayaklarımız upuzun olsa ne yapacaktık? Kafamız büyük bir kafa olsa ne yapacaktık? El-Musavvir ismiyle Allah dengede tutmuş ve bizi güzel bir şekilde şekil vermiş bize. Böyle yaratan bir Allah'a kul olmayalım da neye kul olalım Allah aşkına? Neye dua edelim? Hangi kapıya gidelim? Ve Rabbimiz Tevabun suresinde diyor ki yeri ve göğü diyor hak ile yarattı Allah. Sizi diyor şekillendirdi ve en güzel şekle getirdi diyor Rabbimiz. Ve dönüşünüz O'nadır. Bizim dönüşümüz alemlerin Rabbi olan Allah'a. O halde değerli Müslümanlar toparlanmamız gerekiyor. Şu cenazeler bize nasihat olması gerekiyor. Okunan Kur'anlar bize nasihat olması gerekiyor. Vaaz edilen bütün konular bizim böyle kalbimize dokunması gerekiyor. Değerli Müslümanlar, çok tehlikeli bir yol var önümüzde. Çok tehlikeli bir yola tek başımıza gideceğiz. وَكُلُّهُمْ اَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا O gün diyor kişi tek başına diyor Allah'ın huzuruna gelecek. Tek başına Allah'ın huzuruna. Hani sen diyorsun ya, herkes şunu yapıyor falan filan bunu yapıyor ya ben ne yapsam ne olacak ki? El alem zaten şunları şunları işliyor. Rabbimiz diyor ki sen herkese ne bakıyorsun? Tek başına geleceksin ahiretten. Tek başına onun huzuruna gelip tek başına hesap vereceksin. Sen zannediyor musun ki arkadaşlar, işte kahvehane arkadaşlarım, dost meclisi olan arkadaşlarım, iş yerindeki arkadaşlarım beni kurtaracak? Hayır değerli Müslümanlar. La yes'elu hamimen hamime buyuruyor Maide suresinde. O gün diyor dost dostu sormaz diyor. Hemen bir öncesinde ne diyor biliyor musunuz? Yubassarunahum. Allah diyor o mücrimlere gösterecek diyor. Neyi biliyor musunuz? Kendisini günaha götüren arkadaşlarını, dostlarını teker teker gösterecek diyor. Göreceksin, tanışacaksın, bakacaksın arkadaşların haline. Ve o gün kıyamet gününde mahşer meydanında Rabbimiz diyor ki kişi, mücrim olan kişi, günahkar olan kişi annesini, babasını, çoluğunu, çocuğunu, bütün mal varlığını diyor Allah'ın azabından kurtulmak için fidye olarak vermek isteyecek diyor. Ya Rabbi bunların hepsini al,
ama bana cehennem azabı yaşatma ya Rabbi. O halde değerli Müslümanlar, dönüşümüz Rabbimize güzel bir şekilde dönelim. Hayırlı ameller üzerinde durmaya gayret edelim. İnşallah Rabbimiz rahmet pınarından bizleri de kana kana içmeyi nasip eyler. İnşallah Rabbimiz şu vesilelerle hatalarımızı, kusurlarımızı bağışlar. Biz gece gündüz günahlar işliyoruz. Rabbimizden tövbe istiğfar diliyoruz. Rabbimiz bizleri affeylesin. İnşallah Rabbimizin de affettim kulun cevabına, affettim kulun sözüne inşallah muhatap oluruz o kıyamet gününde. Rabbim tekrardan sizlerden razı olsun. Rabbim vefat eden amcamıza da tekrardan rahmet eylesin. Rabbim razı olsun.